Evet, gelin kesir ve ondalık sayı içeren denklem çözme pratiği yapalım. Hemen başlayalım. Eksi 1 bölü 3 eşittir j bölü 4 eksi 10 bölü 3. Evet, videoyu duraklatın ve j'yi bulmaya çalışın. j yerine hangi sayıyı koyarsam bu denklem doğru olur. Gelin beraber yapalım. Burada ne yapacağız? Bulmaya çalıştığımız değişkeni yalnız bırakmaya çalışacağız. İçinde j olan her şeyi sağ alalım ve sağ tarafta başka ne varsa hepsinden kurtulalım. Yani kısaca şu eksi 10 bölü 3'ten kurtulmamız lazım. Bunu da nasıl yapabiliriz? 10 bölü 3 ekleyerek yapabiliriz. Tabii ki bunu denklemin sadece tek tarafına uygulayamam çünkü o zaman denklemdeki eşitlik bozulur. Denklemin bozulmaması için sağ tarafa ne uyguladıysam aynısını diğer tarafa da uygulamam lazım. O yüzden her iki tarafa da 10 bölü 3 ekleyeceğiz. Bakalım elimizde ne var? Sol tarafta eksi 1 bölü 3 artı 10 bölü 3, 9 bölü 3 eder. 9 bölü 3 eşittir sağ taraf. Sağ tarafta ise eksi 10 bölü 3 ve artı 10 bölü 3 birbirini götürecek ve burası 0 olacak. Dolayısıyla elimizde yalnızca j bölü 4 kalacak. Yani ne oldu? Sol taraf eşittir j bölü 4 tahminen fark ettiniz. 9 bölü 3, 3 demek ve şimdi işler biraz daha kolaylaştı. 3 eşittir j bölü 4. Hatta şuraya tekrar yazayım. j'yi bulmak için her iki tarafı da 4 ile çarpabilirim. Çünkü eğer bir şeyi 4'e bölüp 4 ile çarparsam elimde sadece o şey kalır. j'yi de 4'e bölüp sonra 4 ile çarparsam sağ tarafta yalnızca j kalır. Ama sadece sağ tarafı 4'le çarpamam, sol tarafı da 4'le çarpmamız gerekiyor, öyle değil mi? Bakalım elimizde ne kalacak? 4 çarpı 3, 12. J bölü 4 çarpı 4 ise J. Sonuç, J eşittir 12. Denklemlerle çalışmanın en güzel tarafı cevabı kontrol etmenin çok kolay olması ne yapacağız? Burada bulduğumuz değeri j'nin yerine koyup eksi 1 bölü 3'ün 12 bölü 4 eksi 10 bölü 3'e eşit olup olmadığına bakabiliriz. Bakalım işe yarayacak mı? 12 bölü 4 3 eder. Bunu da 3'e bölünen bir kesir şeklinde yazarsam 9 bölü 3 eder. 9 bölü 3 eksi 10 bölü 3 ise gerçekten eksi 1 bölü 3 ediyor. O halde cevabımız doğruymuş, şahane ve hemen gelin başka bir örneğe geçelim n bölü 5 artı 0,6 eşittir 2. Sol tarafta içinde n olan n olan bu terimi tek başına yalnız bırakalım. Bunun için ne yapacağız? 0,6'dan kurtulmamız lazım. O zaman sol taraftan 0,6 çıkarıyorum. Ama bunu yalnızca sol tarafa uygulayamam. Sağ tarafa da aynısını yapmam gerekir. Evet, 0,6 çıkarıyorum. Sol tarafta sadece n bölü 5 kalacak sağda ise 2 eksi 0 virgül virgül 4 eder. Burayı aklınızdan yapmak istemediyseniz gelin ayrı bir yerde yapalım. 2 virgül 0'dan 0 çıkarıyoruz. Hatta bunu 20 bölü 10 eksi 6 bölü 10 gibi de düşünebilirsiniz. Ve onun sonucu da 14 bölü 10 olur. 14 bölü 10 da 1,4 demek. Veya daha geleneksel bir yöntem izleyip önce sıfırdan 6 çıkarırsınız. Tabii bunun için yeniden gruplama yapmamız gerekiyor. Şurası 10 olacak. Buradaki birler basamağından 1 alırsam burası 10 tane 1 bölü 10'luk olacak. 10 tane 1 bölü 10'luktan 6 tane 1 bölü 10'luk çıkarırsam da 4 tane 1 bölü 10'luk kalır. Daha sonra da burada birler basamağındaki 1'den 0 çıkarırsam 1 kalır ve yine sonuç 1,4. Şimdi n'yi bulalım. Sol tarafta n 5'e bölünmüş. Sol tarafta sadece n kalmasını istiyorsam bu 5'ten kurtulmamız lazım. Bunun için de burayı 5 ile çarpıyorum. Burayı 5 ile çarparsam 5 çarpı n bölü 5 n eder. Ama yalnızca sol tarafı 5 ile çarpamam, aynısını sağ tarafa da yapmamız gerekiyor. Bu da bize ne verir? n eşittir 1,4 çarpı 5. Bunu aklınızdan da yapabilirsiniz. Burası 1 tam 2 bölü 5. Yani sonuç 7 eder. Ama gelin biz işlemi de yapalım. 5 çarpı 4 eşittir 20. 20'nin ikisini hemen üste yazıyoruz. 5 çarpı 1, 5. Ve buna 2 eklersek 7 eder. Şimdi çarptığımız tüm sayılara bakalım ondalık virgülünün sağında tek basamak var. O zaman cevabımızın da ondalık virgülünden sonra tek basamağı olacak. Yani 7,0 veya sadece 7. Evet, n 7'ye eşitmiş. İşlemin sağlamasını da yapalım. 7 bölü 5, 1,4 eder. Buna 0,6 eklersek de 2'ye ulaşırız. Evet, gelin bir örnek daha yapalım. 0,5 çarpı parantez içinde r artı 2,75 eşittir 3. Bunu çözmenin birçok yolu var. Böyle bir şey gördüğünüzde genelde ilk yapmayı düşündüğünüz şey 0,5'i dağıtmak olur ama bu işimizi zorlaştırır çünkü sonra da 0,5 ile 2,75'i çarpmamız gerekir. Tabii ki çok da zor değil işlemi yapıp soruyu çözebilirsiniz ama çok daha basit bir yol var. O da iki tarafı 0,5'e bölmek. Böylelikle karşımıza daha çok tam sayı çıkar. Evet gelin bölelim. Unutmayın sol tarafa ne yaparsak sağ tarafa da aynısını yapmak zorundayız. Benim aklıma gelen şuydu. Sol tarafı 0,5'e bölersem şundan kurtulmuş olurum. Sağ tarafı böldüğümde de elimde bir tam sayı olacak. Çünkü 3 bölü 0,5 6 eder. 3'ü yarıma bölmekle aynı şey. 3'ün içinde kaç tane yarım var? 3 tane 1 varsa 6 tane yarım olacak öyle değil mi? 6 tane var. Şunlar birbirini götürdü. Şurası da 6 etti. Bütün hepsi sadeleşip r artı 2,75 eşittir 6 oldu. Sol taraftaki r'yi yalnız bırakmak için sol taraftan 2,75 çıkarabilirim. Ama biliyoruz ki bu işlemi sadece sol tarafa yapamam, sağ tarafa da aynı işlemi yapmamız gerek. Burası r kaldı, o da 6 eksi 2,75'e eşit. Peki 6 eksi 2,75 ne eder? Aklınızdan yapmayı tercih ederseniz 6 eksi 2 4 eder. Bundan da 0,75 çıkarırsanız 3,25 eder. Ama aklınızdan yapmak istemiyorsanız da şuraya yazıp işlemi yapalım. 6,00 eksi 2,75. Burada ondalıkların alt alta geldiğinden emin olun. Yani virgüller aynı hizada olacak. Şimdi yeniden gruplandırma yaparsak Burada 0 tane yüzde birlik var ve bundan 5 tane yüzde birlik çıkarmaya çalışıyoruz. Yani burada bir işlem yapamayız. O yüzden bir sonraki basamakta yeniden gruplandırma yapmamız lazım. Burada da elimizde bir şey yok, o yüzden en sola geçiyoruz. Buradaki birlerden bir tanesini alıyorum, elimde 5 tane 1 kalıyor. Aldığım bir tane birlik burada 10 tane bir bölü onluk yani onda birlik olacak. Bunlardan bir tanesini alıyorum ve elimde 9 tane onda birlik kalıyor. Burası da 10 tane yüzde birlik olacak. Evet, şimdi çıkarma işlemini yapabiliriz. 10 tane yüzde birlikten 5 tane yüzde birlik çıkarsa, 5 tane yüzde birlik kalır. 9 tane onda birlikten 7 tane onda birlik çıkarsa da, 2 tane onda birlik kalır. Araya ondalık sayı olduğunu belirten virgülü koyalım. 5 eksi 2 ise 3 olacak. 3 virgül 25. Gelin sağlamasını da yapalım. 3 virgül 25, Artı 2,75 6 eder. Bunu da 0,5 ile çarparsak yani yarısını alırsak 3 eder. Doğru yapmışız.